İyi günler. Bugün 28 Kasım 2015 Cumartesi. İşte başlıklar. Yeni Akit. Ateşle oynama. Bayburt'ta halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in ateşle oynuyorlar sözünü eleştirerek, esas Rusya'nın DAEŞ'le mücadele bahanesiyle muhalifleri vurması ateşle oynamaktır. Rusya'ya çok samimi olarak ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz uyarısı yaptı. Akşam davetsiz misafir olmaz. Putin G20'de kendisini ihlaller için uyaran Cumhurbaşkanı'na bunu misafirlik olarak kabul edeceksiniz dedi. Aldığı cevap net oldu. Bugün Putin'in kirli oyunu. Rusya, Çeçenistan ve Dağıstan'da devşirme teröristleri Suriye'deki DAEŞ'e gönderiyor. Güneş, ateşle oynama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak krizinin ardından Rusya'nın ülkedeki Türklere karşı takındığı tavrı çok sert bir dille eleştirdi. Putin'in sırtımızdan bıçaklandık açıklamasına da değinen Erdoğan, bu millet sadece göğüs göğüse savaşmayı bilir diyerek cevap verdi. Habertürk, ateşle oynama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e seslendi. Makul noktada buluşmak isterim dedi. Hürriyet, ateşle oynama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in açıklamalarından fevkalade rahatsız olduğunu vurguladı ve Rusya'ya samimiyetle ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz dedi. Milli Gazete, dikkat virüs. Sapık yollardan ve zinadan bulaşan çağın vebası AIDS, dünyada azalırken Türkiye'de ise resmi rakamlara göre artış gösteriyor. Milliyet, soğuk savaş taktiği. Moskova, NATO ülkelerine yönelik hava sahası ihlallerini soğuk savaş dönemindeki gibi siyasi ve askeri taktik olarak kullanıyor. Posta, ateşten günler. 24 Kasım'da sınırı ihlal eden Rus savaş uçağına Türk F-16'ları düşürmüştü. Gerilimi artırmakta ısrar eden Rusya, Putin'in Erdoğan'ın telefonuna niye çıkmadığını açıkladı. Özür yoksa görüşme de yok. Erdoğan dün ateşle oynuyorlar diye konuştu. Türkiye sınıra tank ve asker sevkiyatına başladı. Sabah Rus komutanlar suspus kaldı. Genelkurmay karargahına çağrılan Rus komutanlar o uçak uyarılara niçin sessiz kaldı sorusuna hiçbir yanıt veremedi. Star, Putin havadan, PKK karadan, Rusya, DAEŞ'in ardından şimdi de terör örgütü PKK ile açık işbirliğine girdi. Rus uçakları sınırımızda Kürt devleti hayali kuran PYD'nin Afrin Kobani kantonlarını birleştirme çabasını Azez'i havadan vurarak destekliyor. Takvim, bir rakka Putin, Rusya, DAEŞ'i bitirmek için Türkmen bölgesini vurduğunu açıkladı fakat örgütün merkezi Rakka'ya tek kurşun sıkmadı. Türkiye, dedikoduyla dış politika olmaz. Rusya her iddiasını belgeyle ispatlamak zorunda. Erdoğan'dan Putin'e ince mesaj. Vatan, ateşle oynama. Erdoğan, Rus uçağının kasıtlı vurulmadığını söyledi. Samimi olarak ateşle oynamamasını tavsiye ediyorum. Biz kimseyi sırtından bıçaklamayız. Göğüs göğüse mücadele ederiz. Ve Yeni Şafak, ateşle oynama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ'le mücadele bahanesiyle Suriye'de meşru muhalifleri, ticari araçları ve yardım tırlarını bombalayan Rusya yönetimini uyardı. Rusya'ya çok samimi olarak ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz dedi.